E, tabii e, Lozan e, ikinci yüzyılına giderken e, e, Orta Doğu'da e, değişen siyasi ve askeri dengelere e, paralel olarak bugün Kürdistan coğrafyasının içerisinde olduğu bir merkez olarak e, Sovyetlerin çözülüşüyle beraber 90 yılından başlayıp 99 yılında uluslararası komproyla Kürt halk önderi e, Sayın e, esir almasıyla beraber aslında Orta Doğu merkezli ve onun göbeğinde yer alan Kürdistan eksenli 3. Dünya Savaşı koşulları her yönüyle, siyasi, askeri, diplomatik, ticari boyutları her, her yönlü hareket içerisinde. Bu konuda ciddi anlamda bu yönlü 3. Dünya Savaşı'nın ivmesini yükselten gelişmeler yaşanıyor. Bugün Orta Doğu'da meydana gelen hem küresel güçlerin hem de bölgesel güçlerin doğrudan içerisinde yer aldığı ve ilişkilerini bu yönünü tahkim ettiği e, böylesi bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla gelinen aşama itibariyle Ortadoğu'da Doğu'da 3. E, Dünya Savaşı'nın artık neredeyse her yönünü kendisini hisserti, hissettirdiği, halklar üzerine e, etkisini ortaya koyduğu bir e, denkleme girmiş bulunuyoruz. E, Tabi bu arada bu denklemin içerisinde Kürdistan coğrafyası ve Kürt halkının e, yürüttüğü özgürlük mücadelesi e, bu yeni dizaynın yani Ortadoğu'da Doğu'da e, Lozan'ın ikinci yüzyılından sonra Türkiye'nin bu ikinci yüzyıldan sonraki e, Orta Doğu'daki hamlelerini gözettiğimizde e, Kürt halkının özgürlük mücadelesi ve Kürdistan coğrafyası önemli bir e, eşiğe taşınmış e, oluyor. Bu, bu yönüyle e, başta Türkiye Devleti olmak üzere bölgesel güçler e, bütün neredeyse stratejik planlarını aslında e, bu kaosun e, Orta Doğu'daki bu savaş e, denklemi içerisinde e, Kürt halkının yürüttüğü özgürlük mücadelesini halkların sadece Kürt halkının değil aynı zamanda bölge halklarının da eşitlik, özgürlük temelinde kendisini var edebileceği ve yeni bir ortadoğunun, ortadoğu barışının aslında simgesi haline gelen Kürt özgürlük mücadelesini boğmaya, tasfiye etmeye yönelik her yönlü girişimlerin sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Tabii bu yönlük Kürt mücadelesi, Kürt özgürlük mücadelesi çok kritik ve belirleyici bir noktada. Bütün bölgesel hamleler, ülkelerin egemen ülkelerin bölgesel hamleleri bu yönlü Kürt özgürlük mücadelesini daraltmak ve tasfiye etmek ve Orta Doğu'yu ikinci yüzyılda yeniden şekillendirirken aslında kendi ulus devlet çıkarlarına göre halkların bir arada yaşama imkan ve olanaklarını tamamen tasfiye eden ve yeni sömürü sistemleriyle, yeni işgal ve sömürü sistemleriyle Orta Doğu'nun bir yüz daha kaderini bu eksen üzerinden. Bu e, karakter üzerinden yeniden şekillendirmek. E, tabii Türkiye'nin yürüttüğü Güney Kürdistan merkez e, eksenli e, savaş politikası 2022 e, Nisan ayı itibariyle yeni bir boyut kazandı. Yani savaşın burada da özellikle Türk devletleriyle yürütülen savaş e, Güney Kürdistan e, merkezinde ciddi anlamda hem derinleşti hem de e, savaşın yoğunluğu çok daha önemli boyutlara taşındığını e, görebilme mümkün. Elbette ki Türkiye Devleti'nin Güney Kürdistan'ı ilhak ve işgal stratejik alandaki hedef ve planları geçmişten günümüze, yani 10 yılları bulan bir stratejik bir hedef amacını taşıyordu. Fakat son yıllarda özellikle bu savaşın derinliğini ve savaşın her yönü Güney Kürdistan federe yapısını kuşatacak şekilde etkisi altına almasını aslında Türkiye'nin stratejik hedefiyle doğrudan bir bağlantısı olduğunu ifade etmek mümkün. Türkiye bu anlamıyla misak milli sınırlarını, işte Lozan'la belirlenen misak milli sınırlarını Güney Kürdistan'a aslında fiili ilhak ve işgal ederek yeniden güncellemek istiyor. Savaşı bu denklemle, bu eksenle yürütünü her yönüne görmek mümkün. Tabii bu savaşı özellikle son yıllarda yürütürken, uluslararası savaş suçları da diyebileceğimiz kimyasal silah ve her türlü insanlık dışı yöntemleri de geliştirerek, kimyasal silahları da bu savaşın içerisinde ana güç olarak kullanarak aslında bugün Türkiye'nin yapmış olduğu Güney Kürdistan'da yürüttüğü savaş uluslararası suç kapsamına girebilir. Savaş suçları kapsamına girebilecek bir boyutu ifade ediyor. Bu her yönlü, her yönlü deşifre oldu, deşifre de edildi. E, tabii gerek Savunma Bakanlığı gerekse e, Türk hükümet yetkilileri bu konuda e, yeterince kamuoyuna açıklayıcı bir bilgi veremediler. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki evet Türkiye başta kimyasal silah olmak üzere, olmak üzere her türlü yasaklı silahları bugün Güney Kürdistan coğrafyasında Kürt halkına karşı yürütmekte. Tabii bu savaşa yön veren, kapısını aralayan özellikle Güney Kürdistan coğrafyasında bu savaşa kapı aralayan en önemli güçlerden bir tanesi bugün KDP gerçekliği. Dolayısıyla Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'daki işgal ve ilhak operasyonlarını el aldığımızda ve bu konudaki stratejik hedefini el aldığımızda KDP ile kurmuş olduğu ilişkiden bağımsız ele almak mümkün değil. Çünkü açık aleni bir şekilde 21. yüzyılın yeni sömürgecilik yöntemlerini de aslında deneyerek Kürdistan ve Kürt halkının yerleşim yerlerini ve topraklarını işgal ediyor. Tabi bunun en kendince meşruiyet aracı olarak KDP'yi bu anlamıyla kullanıyor ve KDP'de çok bilinçli bir şekilde bu politikanın bir parçası haline kendisini bugüne kadar getirdi ve bunun üzerinden sonuç almaya çalışan bir Türk devlet gerçekliği ve AKP MHP Erdoğan Bahçeli gerçekliği karşımızda. Fakat Kürt halkı 7'den 70'e her yönlü bu savaş ve işgal ve ilhak politikalarına karşı geçmişte mücadelesini sürdürüyordu. Bugün de çok daha açık bir şekilde ve her yönlü kendi itirazlarını da geliştirerek Kürdistan coğrafyasının işgaline ve ilhakına yol açacak bütün politikalara karşı da mücadelesini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etmek lazım. KDP'nin bugün Türkiye Devleti ile yürütmüş olduğu politikanın Güney Kürdistan'ın e, federatif yapısının geleceği açısından ve Kürt halkının kazanımlarının geleceği açısından çok tarihi ve tehlikeler içerisinde barındıran bir durumu teşkil et, e, ediyor. Dolayısıyla e, bunu her yönlü siyasi, diplomatik, ekonomik ve statü bağlamında ele aldığımızda bunu görmek mümkün buna kulaklarını tıkayan ve gözünü kapatan bir KDP gerçekliği var. Bunun dışındaki tüm Kürt aktörleri, Kürt güçleri, Kürt halkı 7'den 70'e milyonlarca insan bu politikayı aslında Güney Kürdistan'ın statüsünü bertaraf etmeye yönelik bu politikayı görüyorken maalesef KDP'nin tamamıyla kendi ailesel dal kabile çıkar ilişkileri üzerinden Türkiye ile kurmuş olduğu bu ilişkiler ve kendisini bu ilişkiler üzerinden var etme arayışı bugün Güney Kürdistan statüsünü neredeyse tamamen Türk devletinin işgaline açık e, hale getirmiş durumda. E, bugün e, Güney Kürdistan e, bölgesel yönetiminin siyasi, diplomatik ve askeri gücünden çok çok daha fazlası, çok daha katmerlisi ve fazlası olarak da e, Türkiye miti ve askeri e, gücünün Güney Kürdistan topraklarında olduğunu ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu bile tek başına e, mitin neredeyse e, e, bölge başkanlığını orada e, inşa etmesi, her sahanın her yönüne hakim olma arzusunu gütmesi. Hevler'den Süleymaniye'ye, Duhok'tan Zaho'ya kadar neredeyse tüm yerleşim yerlerine yönelik yüzlerce askeri üsün kurulması aslında Güney Kürdistan statüsünün fiili olarak Türk devlet işgalinin altında olduğunu her yönüyle görüyoruz. Bağdat hükümeti de, Irak merkezi hükümeti de bu anlamıyla çok daha farklı denklemler içerisine girerek aslında Kendisini daha merkezi bir ulus devlet bu fırsattan da yaralanarak bu KDP'nin Türkiye ile girmiş olduğu ilişkileri de fırsata dönüştürerek gittikçe siyasi, diplomatik ve hukuk ticari ve ekonomik bağlamda Güney Kürdistan'ın statüsünü törpüleme, törpülemeye ve kendisini merkezi bir ulus devlet haline getirmeye ve bu çabasını da arzusunu da sakınmadan her türlü yönlü, her yönlü hamlesini de gerçekleştiriyor. Bugün Irak ve Güney Kürdistan toprakları, Güney Kürdistan bölgesi KDP'nin çağrısıyla Türk Devleti'nin işgaline açılırken Irak Merkezi Hükümeti de aslında Irak Merkezi Yönetimi'nin de çağrısıyla İran'ın egemenlik alanına dönüşüyor. Bugün Irak topraklarını bir bütün olarak ele aldığımızda, Türkiye aslında Türkiye ve İran'ın bir egemenlik sahasına dönüştüğünü, kapışmasına dönüştüğünü ve bunun sonucunda ne olursa olsun bu, bu gidişata da kaybedecek olan Kürdün, Kürtlerin geleceği olacağı, Kürdün özgürlük mücadelesi olacağı ve Kürdistan statüsünün bu kapışmada, bu bölgesel güç olma iddiası mücadelesinde Kürdistan bölgesel yönetiminin statüsünün de çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu da her yönü görmek mümkün tam. Bugün Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler Türkiye'yi bölgesel güç olma arzusunda etkili bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla Türkiye bu bölgesel ve küresel denklem içerisinde Türkiye ya büyüyecek ya da küçülecek bir noktaya gelecek. Bu Erdoğan'ın bir sözüydü. Dolayısıyla Türkiye bu denklem içerisinde büyümenin hedefini ilk olarak özellikle Suriye toprakları, Kuzeydoğu Suriye ve Güney Kürdistan'ı e, hedefine koydu. Eğer Türkiye e, fiziki toprak anlamında gelişecekse ve bölgesel egemen bir güç olacaksa dolayısıyla ilk işgal ede, e, edeceği alanlardan bir tanesi Güney, yani Kürt halkının aslında Kürdistan coğrafyasıydı. Tabii Kuzeydoğu Suriye ve Suriye e, bu anlamıyla Erdoğan'ın ilk e, savaş denklemini ve savaş stratejisini yansıttığı alandan bir tanesi oluyor. Suriye İç Savaşı'ndan bu yana. Birçok plan devreye koydu. Bu anlamıyla özellikle paramiliter çeteleri birçok kirli yapıları destekledi. DAEŞ başta olmak üzere. Bugüne bugüne kadar da bu çeteleri özellikle işgal ettiği yerlerde yerleştirerek bu çeteleri destekliyor. Ve yeri ve zamanı ve fırsatını bulduğunda da bugünkü Suriye rejiminin, yani Esad rejiminin yerine ikame edecek, güç olarak aslında bugüne kadar besledi fakat Erdoğan'ın bütün bu politikaları bugüne kadar boşa çıktı. Yani şunu söylemek mümkün. Erdoğan'ın özellikle Esad'a yönelik, Suriye rejimine yönelik bu e, politikasındaki U dönüşünün es, e, esas e, nedeni 2011'den bu yana hem kuzeydoğu Suriye'de hem de Şam'a yani e, Suriye yönelik politikasındaki tüm politikalarda e, başarısız olmasının aslında bir sonucudur. Bu kadar keskin bir hızlı bir u dönüş bir dönüşünü sağlamanın arkasında aslında Erdoğan politikasının çıkmazlığı yatıyor. Esad da tekrardan uzlaşı arayışının arkasında elbette ki son koz olarak Suriye'ye yönelik son hamle olarak Esad'la anlaşıp Kuzey Doğu Suriye'deki özerk yönetimi bertaraf etme ve Kürt halkının Kürt halkının birlikte yaşadığı halklarla beraber orada kurmuş olduğu özerk yönetimi tamamen tasfiye edip ve statüsüz ve geleceksiz bırakmaya yönelik. E, fakat e, özellikle bunun arkasında belli düzeyde Rusya'nın bu politikaya destek vermesi, Türkiye ile Şam rejiminin bir arada uzlaşı içerisinde ortak politikalar ekseninde hareket e, ediyor oluşu, e, bu politika en önemli desteklerden bir tanesi Tabii ki Moskova'dan geliyor, Rusya'dan e, geliyor. Son dönemlerdeki özellikle Şam rejiminin, Esad rejiminin e, deyrazor başta olmak üzere <laughs> Ee, özerk yönetme yönelik saldırı planlarını e, artırmasının arkasında bu gerçeklik var. Türkiye ile tehdit etme. Türkiye ile anlaşıp aslında e, bu e, özerk statüyü, Rojava özerk statüsünü dağıtmaya yönelik bir girişimler ve çab çabası söz konusu. Sonuç alma e, bağlamında ele alırsak, böylesi bir politikanın e, Kuzey Doğu Suriye'ye ilişkin böyle bir politikanın asla ve asla mümkün olmayacağını, başarıya ulaşmayacağını e, çünkü bugün ee, bu sistemin, Rojava Özerk Sistemi'nin ve yönetiminin neredeyse dünyadaki bütün mazlum halklara, bütün e, özgürlük, eşitlik, adalet ve birlikte yaşam isteyen bütün halklara bir umut işi olduğunu, bir meşale e, yönetimi olduğunu her yönüyle görebilmek mümkün. Dolayısıyla e, Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik e, saldırı planları sadece Kürtleri değil, bütün dünyadaki halkları da ayağa kaldırabilecek, e, direnç oluşturabilecek bir noktayı teşkil ediyor. Erdoğan ve Esad'ın e, buraya yönelik e, özel yönetimi tasfiye etmeye yönelik araçların da e, boşa düşeceğini de e, görebiliyoruz. ve Bu soykırımın 10. Yıl, yılına giderken e, Güney Kürdistan'ın, KDP'nin tekrardan ezdi halkımızı yeni bir fermana kapı arlayacak politikalar içerisine e, girmesi ve Bağdat hükümetiyle aslında bu politikayı yürütüyor. MIT'in stratejik hedefleri doğrusunda bu politikaları yürütmesi Ezidi halkımızı Şengal başta olmak üzere Güney Kürdistan'da tekrardan bir soykırımla karşı karşıya getiriyor. Bu da şunu gösteriyor. Evet, MİT bugün KDP ile Türk Devleti KDP ile Kürdistan'da istediği strateji politikayı siyasal ve toplumsal olarak her türlü provokasyonu yapabilecek bir noktaya ulaşmış durumda. Tabii bunu engellemenin, bunu önlemenin en önemli yollarından bir tanesi buradan bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha bir Kürt olarak uyarıyoruz. Bir Kürt örgütü, siyasi hareketi olarak, partisi olarak çağrımızı yineliyoruz ve uyarılarımızı yapıyoruz. <laughs> Güney Kürdistan'daki ezdi halkımız bu politikanın sonucunda yeni bir soykırımla, tehdidiyle karşı karşıya. Ve buna ön ayak olacak, buna zemin sunacak en önemli aktörlerden bir tanesi bugün KDP'nin yürütmüş olduğu politika. Bugüne kadar özellikle Şengal Özerk Yönetimi'nin hedef alınmasına yönelik her türlü suikast, e, hava saldırıları e, ve sa birebir sahadan yürütülen saldırılar karşı ezdi halkımız kendi öz mücadelesini, öz savunmasını geliştirerek böylesi kendi statüsünü ve geleceğini belirleme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor ve bu saatten sonra onlarca fermanla karşılaşmış ezdi halkımızın kendisini savunmasız bırakmayacağını, kendisini her türlü koruyacağını ve Kürt halkının da her yönlü bir şekilde ezdi halkımızın yanında yer alacağını e, vurgulamak gerekiyor. E, Halkım, ezdi halkımız yalnız değil, arkasında yanında milyonlarca, on milyonlarca özgür Kürdün iradesinin olduğu bilinciyle kendi öz bilincini, bilincini ve öz savunmasını koruyacak temelde hareket etmesi gerekiyor. Tabi Irak, buradan Irak merkezi hükümetine de bir çağrı yapmak, bir söz söylemek gerekiyor. E, Şengal Özerk yönetiminin Irak merkezi hükümetine bugüne kadar siyasi, askeri, diplomatik, hukuki olarak hiçbir şekilde herhangi bir zararı dokunmamıştır. Tam tersine Irak'ın varlığını, Irak'ın toplumsal birliğini büyüten, güçlendiren bir gerçekliğe sahiptir. Türk Devleti'nin arzularını ve siyasi istekleri doğrultusunda böylesi bir politikayı yüt, e, güttüğüne dair ciddi kuşkularımız ve endişelerimizin e, olduğuna e, olduğunu e, ifade etmek gerekiyor. Irak merkezi hükümetini de e, bu e, Türkiye devletinin bu politikasına hizmet et, eden bu anlayışlarından, bu tavırlarından ve tutumlarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini e, Kür, e, Kürt halkını, zidi halkımızı soykırımla karşı karşıya getirecek e, askeri e, planlarından tamamen vazgeçmeleri gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek gerekir. elbette ki bu bahsettiğimiz bütün bölgesel denklemler, bu savaş denklemleri içerisinde Kürt halkının yürüttüğü özgürlük mücadelesinin temelini ve kendisini dağındırdığı temel nokta Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritte doğrudan bağının ve bağlantısının oldu. Dolayısıyla Sayın Öcalan üzerinde yürütülen kesintisiz tecrit stratejisinin sonuçları üzere sonu, sonuçları bugün Kürdistan coğrafyası ve e, Orta Doğu e, bölgesi adeta e, savaş alanına dönmüş durumda. E, Sayın Hocaalan'ın gerek Kürdistan, gerek Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halkına yönelik e, demokratik çözüm talepleri ve değerlendirmeleri ve Orta Doğu'nun barışının nasıl sağlanabileceğine dair e, tespitleri, stratejik tespitleri hala güncelini ve gittikçe de bu savaş denklemi içerisinde gittikçe de e, önemli korunmakta. Dikkat edin Orta Doğu'da bugün e, her birimizin gündemine gelen ve artıda e, neredeyse bölgeyi kilitlemiş bir noktaya taşınan e, İsrail ve Filistin meselesine bütün dünya iki devletli ulus e, devlet çözümü e, sunarken Sayın Öcalan'ın iki halklı konfederal bir sistemi. Yani Dolayısıyla bütün dünya 75 yıldır İsrail ve Filistin meselesine iki devletli çözüm önerisi ortaya koyarken bugüne kadar İsrail ve Filistin halklarının neredeyse birbirini boğazlayacağı ve sürekli katliamların, ölümlerin, yıkımların olduğu bir strateji, bütün dünya çözüm önerisini ortaya koyarken Sayın Öcalan'ın iki halklı, birbirini tanıyan iki halklı ve konfederatif çözüm önerisi bugün Orta Doğu'da kendi gerçekliğini ve hakikatini gittikçe ortaya koyuyor. Bu tabi elbette ki Sayın Hocalan'ın bütün bu denklemler içerisinde Kürt sorun demokratik çözümü başta olmak üzere Orta Doğu'daki meselelerin çözümüne dair çözüm önerliği ve perspektiflerinin bugün yaşam bulmaması, filizlenmemesi ve bu değerlendirmelerin toplumla buluşmaması için Türk Devleti öncülüğünde ve uluslararası kamuoyunun da aslında dünyanın da dünya devlet sisteminin de desteğiyle bu tecrit devam ettiriliyor. Tabii buna ilişkin özellikle bu savaş denklemlerini, savaş siyasetini, stratejisini halkları soykırıma karşı karşıya getirecek bu denklemden çıkaracak yegane şey Sayın Hocaların üzerindeki tecridin kaldırılması ve çözüm önerilerini doğrudan kendisinin çözüm önerilerini halklarla toplumlarla ve Orta Doğu'daki gerçeklikle buluşturmak olacak. Dolayısıyla bundan sonra Kürtler başta olmak üzere Kürtler ve ezilen halklar ne yapacak sorusuna en önemli o adreslerden bir tanesi İmralı ve Sayın Hocalan gerçekliği oluyor. Dolayısıyla başta tecrid tecid sisteminin dağıtılması, kırılması ve Sayın Hocalanın fikirlerini ve düşüncelerinin toplumla, halklarla doğrudan çözüm önerilerinin buluşması gerektiğine dair ciddi bir kanaat oluşuyor. Her birimizde, hepimizde mücadeleyi bu zemin üzerine oturtmaya. Dolayısıyla her birimizin bakışını, halkların bakışını ve mücadele esasını bu zemin üzerine oturtmaya gayret ediyoruz. Dikkat edin bugün başta Türkiye olmak üzere her yönlü siyasi, toplumsal ve ekonomik kriz alabildiğine derinleşmekte. İnsanlar siyasi, toplumsal özellikle de ekonomik krizin her yönlü sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ekonomik sonuç, ekonomik krize, siyasi ve toplumsal krize hayır diyen kesimlerin dönüp dolaşacağı nokta aslında bunun kaynağı olan savaş siyasetine, bunun kaynağı olan tecrit siyasetine başta hayır demesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün yürütülen politikaların sonuçları üzerinden itiraz değil, esas kaynağının nereden olduğuna, kaynağı, savaş siyasetinin kaynağını nereden aldığına, e, halkları kutuplaştıran bir arada yaşama imkan ve olanakları tahrip eden, dinamitleyen sistemin aslında kökünü ve kaynağını nereden, hangi politikadan aldığına dair her birimizin e, dönüp bakması gerektiği bir yer var. O da Oda e, öcalan üzerindeki tecrit de e, a, şey buluyor, ifadesini buluyor, somutluk kazanıyor. E, başta bizler olmak üzere demokratik bölgeler partisi ve Kürt halkı dostlarıyla e, bütün demokrasi, barış ve özgürlük isteyen tüm kesimlerle beraber e, bütün bu meselelerin esas kaynağı olan İmralı tecrit sistemini kırmak ve Sayın Öcalan'ın demokratik çözüm perspektiflerini, toplumla, halkla buluşmasını sağlayacak bir siyasi siyasete, politikaya ve bunun üzerinden bir direniş mücadelesine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve bütün çalışmaları da, bütün politikamızı da eksenimizi de bunun zemin üzerine oturtmaya yönelik de çabamız olduğunu ifade edelim. Kürt halkını inolojik öncüsünden ayırmaya dönelik yürütülen bir tecrit stratejisi söz konusu. Bu anlamıyla Sayın Hocaların üzerindeki tecridin bu kadar derin, bu kadar e, böyle mutlak bir noktaya taşınmasının arkasında böylesi bir amaç hedefleniyor. Kürt halkını stratejik politikadan, stratejik çözümlerden, çözüm arayışlarından ve özgürlük iddiasından aslında geriye düşürmek ve iddiasızlıkla karşı karşıya kalan Kürt toplumunu e, her yönlü saldırılarla boğmaya, tasfiye etmeye yönelik ve Kürt meselesini aslında ee, savaş denklemliği üzerinden Kürt meselesini Kürt sorunu çözmeye çalışan bir devlet aklı karşımızda fakat ve AKP MHP'dir gerçekliği e, bunu gör, gör, görmez kılmak bu mücadeleyi gör, görmez kılmak e, toplumlar buluşmasını engellemek bağlamıyla özellikle işte Kürt'ün diline, govendine, e, tililisine ve halayına yönelik bu saldırı konseptini gerçekleştirirken yani aslında gündemin esas mücadelenin yönünü farklı bir zemine taşımaya çalışıyor. Yani e, hedefine kilitlenmiş, Sayın Hocalar'ın özgürlüğünün hedefine kilitlenmiş ve Kürt sorunun demokratik çözümünü ve statüs zemini üzerinden e, çözümünü e, hedefleyen Kürt mücadelesinin yönünü aslında bir noktaya işte e, Kürt halkının diline, kültürüne, güvendine e, dikkat çeken bir noktaya taşıyıp arada orada boğmaya çalışan, orada iddiasız kılmaya çalışan e, bir siyaset izliyor. Fakat başarılı olma e, şansı e, geçmiş siyasetlerde de geçmiş iktidarların kaderlerine dönüp baktıklarında da e, anlaşılacaktır ki bugüne kadar birçok başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 1950'lere kadar temel stratejisi, strateji buydu. Kürt'ün varlığını, dilini sorunsallaştırmak ve onu kimsiz, biçimsiz bir varlık haline getirmekti. Strateji buydu fakat bu başarılamadı. Dolayısıyla AKP, MHP iktidarı bu çöküşü yaşarken, bu krizi yaşarken bunu asla ve asla, hele hele Kürt halkının gelmiş olduğu özgürlük iddiasının düzeyini de ortaya koyduğumuzda asla bunu başaramayası, başarmasını da hiçbir imkan ve olanağını da olmadığını her yönüyle de e, görüyoruz ve görmekteyiz. Tabii önemli olan bu arada esas hedefimize, esas mücadele e, odamıza kilitlenmek. Ne olursa olsun yönümüzü nereye çevirmeye çalışırlarsa çalışırsınlar. Esas mücadele e, Kürt halkı e, önderi Sayın Hocalar'ın fiziki özgürlüğünü sağlama ve statüye dağlı kürt sorun demokratik çözümünü hedefleyen bir kürt halk gerçekliği asla ve asla koşullar ne olursa olsun hangi şartlar altında olursa olsun bu mücadelesinden ve bu iddiasından vazgeçmeyecek. Bizim bu mücadelemizin esas rotası ve yönünü tayin eden bu gerçeklik oluyor. Halkının govendine halayına, müziğine, sloganına, yazısına, çizisine yönelik bu kadar kontrolsüz, adeta böyle çığırından çıkmışçasına saldırmasının arkasında yaşadıkları çöküşün, çöküşün her yönünü gösteriyor. Böyle okumak lazım, böyle e, görmek lazım. Bu AKP-MHP iktidarının bir gücünü, Türkiye Devleti'nin bir gücünü, Kürt halkının mücadelesi karşısına gelmiş olduğu bir aşamayı değil, aynı zamanda tam tersine büyük bir çaresizliği, büyük bir buhranı, büyük bir bunalım, bunalım halini e, gösteriyor. E, bu, bu anlamıyla başta Kürt halkı olmak üzere örgütlü Kürt toplumu e, yürüttüğü mücadeleden ciddi anlamda e, güç olmalı. E, bugüne kadar özellikle kendisine yönelik yürütülen özel savaş politikaları dahil olmak üzere her yönlü fiziki ve siyasi soykırım operasyonlarına karşı, mücadelesine karşı, stratejisine karşı Kürt halkı bugün gelinen aşama itibariyle artık iddiasını özgürlük hedefinde kurmuş bir Kürt halk gerçekliği var. Kendi varlığını ispatlayan, kendi dilinin var olduğunu ispatlayan bir Kürt halk gerçekliği yok. O 1970'lerde kaldı, 1960'larda kaldı. Öyle bir kendi varlığını, rüştünü ispat eden bir Kürt gerçekliği, Kürt birey ve toplum gerçekliği 1960'lı yılların, 70'li yılların söylemidir. Dolayısıyla Kürt halkı bugün Kürt Özgürlük Hareketi ve Sayın Öcalan'ın önderliğinde geliştirdiği, geliştiği düzey ve özgürlük bilince artık statü eksenli, statüye dayalı. Kürdistan'ın dört parçasında özgürlük iddiasını ortaya koymuş ve bu anlamıyla küresel özgürlük hamlesi etrafında bir stratejik bir hedef doğrultusunda yürüyen bir halk gerçekliği. Kimse Kürt halkını ne AKP, MHP iktidarı, ne Türkiye devlet gerçekliği, ne de bölgesel herhangi bir güç Kürt halkının bu mücadelesini kendi dilinin, kendi varlığının tartışmasına, sorunsalına indirgeyecek bir noktaya taşıyamaz. Bu aynı zamanda AKP'nin, MHP'nin bir çıkmazını, bir iç kriz, büyük çöküşünü gösteriyor. Elbette ki buna karşı ne yapılmalı? Ürken bir Kürt toplumu değil, çekinen geriye çekilen bir Kürt halkı gerçekliği değil, tam tersine her yönünde kendi diline, kültürüne, coğrafyasına ve özgür Kürt bilincine ve mücadelesine sahip çıkan ve bunu da örgütleyen, politik bir noktaya taşıyan, mücadele zeminine taşıyan bir bir bakış açısıyla ele almalı bu süreci. Dolayısıyla krizde olan, çıkmazda olan, çöküşte olan Kürt halk mücadelesi değil. AKP-MHP iktidarının yürüttüğü aslında savaş siyasetidir, soykırım siyasetidir. Ve ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun, başarısız olacak olan da, çöküşe gidecek olan da AKP-MHP iktidarının bu politikaları olacak. Özellikle gündemimizde bugün Kürt toplumuna, Kürt halkına yönelik AKP-MHP iktidarının çok farklı tekniklerle, güncel yeni tekniklerle yürütmüş olduğu özel savaş yöntemleri devrede. Kürt halkının diline, kültürüne, varlığına, Kürt gençlerine, kadınlarına yani toplumsal aslında onu var eden bir arada tutan örgüttük kılan bütün değerlerine yönelik sistematik bir özel savaş yöntemleriyle karşı karşıyayız. bu anlamıyla askeri, hukuki, siyasi her yönlü saldırılardan iddiası, saldırı iddiasında neredeyse vazgeçmiş. Bu, bu iddiasının artık anlam bulmayacağını, sonuç üretmeyeceğini düşünen bir Türk, Türkiye devleti ve AKP-MHP iktidarı savaşın seyrini özellikle yönünü biraz özel savaş yöntemlerine ve tekniklerine çevirmiş durumda. Tabii bizler de buna karşı halkımızın özgürlük bilincini, toplumsal bilincini ve öz örgütlenmesini sağlayacak, yaratacak ve her yönlü nerede olursa olsun kendisini her türlü bu saldırılara karşı savunabilecek ve özgürlük iddiasında kimlik iddiası kimliğini oluşturacak bir noktaya taşımanın çabası ve mücadelesi içerisindeyiz. Aslında Demokratik Bölgeler Partisi'nin en önemli çalışması biraz Kürdistan halkı içerisinde, Kürdistan'da böylesi bir gerçekliğe eee ediyor. Gittikçe de başarılı olduğumuz, eksiklerimiz olmakla beraber başarılı olduğumuz ve bir noktaya kendimizi taşıyoruz açıkçası. Yani e, halkımızın adına siyaset yapan değil, e, halkımızı 7'den 70'e politikleştiren, politik mücadeleye katan ve bu özgürlük mücadelesinde kendi hakkının mücadelesini savunan ve bu mücadeleyi kendisinin yürüteceği bir zemine, bir bilince, toplumsal bir bilince ve öz örgütüne kavuşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla halkın içerisinde toplumla halkla yan yana Öz örgütlenmeye dönük bu anlamıyla özel savaşı da savaş yöntemlerinde deşifre eden, bertaraf eden ve toplumsal örgütlenmeyi hedef alan bir Demokratik Bölgeler Partisi'nin faaliyetleri söz konusu. Bu konuda ciddi karşılık da bulduğumuzu, destek de aldığımızı halkımızdan ve gittikçe toplumsal örgütlenmelerimizi dinlek, en küçük köylerden, mahallelerden tutalım, kentlere kadar da. Ve bu çabanın, bu arayışın da e, ilgi uyandırdığını, e, kabul gördüğünü ifade etmek mümkün.